Türkiye'nin bekası için en önemli projelerden biri olan Milli Muharip'in yapıldığı binadayız. Bu binamız tamamen dolduğu zaman 2300 mühendise ev sahipliği yapacak. Şu anda TUSAŞ'ın kendi kadrosunda 1000 mühendisimiz, değerli konuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanım vardır. 1300 mühendisimiz şu anda Milli Muharip'e çalışıyor. Allah'ın izniyle gelecek sonunda bu 2000'i, bir sene sonra da bütün hangarımız yakında bitecek. Onu da bitirmek üzere Limak şirketimiz. O da bittiği zaman 1000 tane de teknisyenimiz orada olacak. Dolayısıyla değerli konuklar, 3000 kişi Milli Muharip'i yapmak için bu tesislerde çalışacaklar. Sayın Cumhurbaşkanım, yalnızca bu tesis yanındaki hangar değil. Eğer aşağı doğu bakarsanız hem en ucunda rüzgar tüneli bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, TUSAŞ olarak Hürkuş, Hürjet, MMU, Milli Muharip diye sabit kanatlı 3 proje yürütüyoruz. Allah nasip ettiği Hürkuş'tan 2 tane Nijer'e satmamız nasip oldu. Geçenlerde Hava Kuvvetleri komutanları buradaydılar. Sayın Cumhurbaşkanım, aynı zamanda Hava Kuvvetlerimize Şubat ayı içinde 6 tane de Hürkuş teslim ediyoruz. Hürjetimizde inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk uçuşunu yapacak. 2025'te teslimatı gerçekleşecek. Malezya'daki ihaledeyiz. 18 tane Hürjet benzeri uçak alacaklar. Allah nasip ederse inşallah 2025'te 25 uçağımızı da ihraç etmiş, pardon 18 uçağımızı ihraç etmiş oluruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Milli Muharip'imiz ülkemizin bekası için en önemli proje. Bu da inşallah 100. yılımızda 2023'te hangardan çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanım, helikopterle de çok iyiyiz. Bunu muhakkak bilirsiniz. Ataklardan 69 tanesini teslim ettik. 2 tane de Filipinlere helikopterimiz bu cumartesi günü gidiyor. 6 helikopter onu ihraç ettik. Sayın Cumhurbaşkanım, bu helikopterin abisi olan 11 ton ağırlığında 1 ton mühimmat taşıyan helikopterimizle 100. yılımızda inşallah semalarımızı renklendirecek. Sayın Cumhurbaşkanım, buradan şekilden gördüğünüz gibi bunun bütün güç sistemiyle bunun kız kardeşi olan 21 kişi taşıyacak. Aynı zamanda uçak gemisinde inebilecek olan helikopterimizi de bir yıl sonra inşallah semalarda göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, buraya gelmekte şeref verdiniz bize. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Son 5 yılda şirketimiz 700 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Ve son 5 yılda dünyada 4. büyük olan bugün de açılışını yapacağınız 100 bin metrekare bir kompozit binasını gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanım, 700 mühendisimizin görev yaptığı uzay sistemleri binamızı tamamladık ve lojistik binamızı tamamladık. Son 5 yılda Sayın Cumhurbaşkanım, 8319 kişi şirketimize başladı, aldı. Bunlardan 4000 tanesi mühendis oluyor, 3000 tanesi de teknisyen oluyor. Dolayısıyla biz aslında nüfusumuzu bugün itibariyle 5000'den 12000'e getirdik. Bulunduğumuz yılda da inşallah 2200 kişi alarak, bunun da 1200 mühendis olacak ve 2028'de 10.000 mühendis ve 10.000 teknisyenle inşallah dünyada ilk 10'a giren bir şirket olmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, genç insanlarla çalışıyoruz. Genç mühendislerle çalışıyoruz. Çünkü bu kadar çok kişi başkent olmaz. Üniversitede okulun bitirmeden öğrencileri burayı alıp eğitiyoruz. 3. ve 4. sınıftan 1000 tane mühendis böyle. Aynı şekilde 1000 tane teknisyeni 1. ve 2. sınıflarında alıp eğitiyoruz buralarda. Bunları da aynı şekilde şirketimize kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz yalnız Türkiye'de değiliz. Aynı zamanda dünyada da yer alıyoruz. Küçük bir videomuz vardı. Malezya'da en doğudaki ofisimiz Malezya'da. Malezya'da inşallah orada eğitimli, bu konuda bilgileri tünka çok iyiler. Onlar da bize çalışıyorlar. Pakistan'da bulunuyoruz. Pakistan'da da aynı şekilde Pakistanlı bu konuda uzman mühendisleri çalıştırıyoruz. Frankfurt'ta bulunuyoruz. Londra'da bulunuyoruz. Aynı zamanda Toulouse'da, Fransa'da bulunuyoruz. Amerika'da 3 şehrinde, Atlanta'da, Urbana-Champaign'de ve Wichita'da bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, şu anda şirketimiz üzerine güneş batmıyor Allah'ın izniyle. Siz de bilirsiniz, Amerika teknolojiyi bizim gibi ve Malezya gibi veya başka ülkelerin insanlarıyla oluşturuyor. Biz şu anda bir devrim yaptık. Bu devrimde bu ülkelerin insanların yanına gidiyoruz ve onları çalıştırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin geldiği noktayı göstermek için
inancı göstermek için bir ses mesajımız var. Onu bir dinletmek istiyorum. Temel amca merhaba. Dönüş yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Ayağınıza taş değmesin. Çok güzel anlaşmalar yapın. İnşallah bir gün beraber çalışırız. Cumhurbaşkanımıza çok çok selamımı söyleyin. Sayın Cumhurbaşkanım, bu ikinci sınıfa gelen Trabzonlu bir genç. Daha sonra buraya misafir etmemiz nasip oldu. Dikkat ediyorsanız diyor ki inşallah beraber çalışırız. Sayın Cumhurbaşkanım, bu gençlerde, Teknofest gençlerindeki inanç, beraber çalışalım diyor. İlkokul ikinci sınıfa gidiyor, çok zeki, Allah maşallah, Allah korusun. Ailesine izin alarak sizlere bulan dinlettim. Türkiye'nin inancı Sayın Cumhurbaşkanım budur. Beraber çalışalım diyor. Allah'a emanet olun.